Bu kamp macerası nereden çıktı Ülkehan? Kamp macerası nereden çıktı? Biz ilk çocuğumuz olduktan sonra sürekli yanımızda bir çadırımız vardı. İşte parklara, bahçelere, pikniğe gittiğimiz zaman hep yanımızda ufak bir çadır olur. Çocuk işte uyur, üstünü değiştirirsin. Ama o günlük değil, öyle anlık. Normal, 6-7 ufak saat. Bir çadırdı. Hı-hı. Baktık böyle içine girip çıktıkça biz bu işi seviyoruz. Sonra araştırdık böyle kamp alanları, tabii şimdiki gibi çok yaygın da değildi o zamanlar. Şu gün, şu an çok revaçta. Hani böyle tek tük İstanbul'da birkaç yerde, uzak yerlerde birkaç yerde o şekildeydi. Biz başladık. Bir gittik gördük yerlerini, sonra hadi dedik çadırımızı alalım, sandalyemizi, masamızı, o bu derken bütün kamp ekipmanları seneler içinde toparlandı. Bir yaklaşık 7-8 senedir kamp alanlarında, gerek İstanbul çevresinde, işte Bursa'ya indik, Muğla'ya indik, Maraş'a kadar gittik, Ankara'ya gittik. Harikasınız. Her yerde çok güzel kamp alanları var. Yani biz seviyoruz bu aktiviteyi, çok çok seviyoruz. Peki herhangi bir şey oldu mu? Kaldığınız günlerde böyle bir vahşi hayvan şeyi yolda falan. Yolda kaldığımız, ne bileyim, oldu. He? Yani çocuklarla birlikte gidiyoruz, her şeyi programladık, çekim yapacağız. Diyoruz ki 5 tane çekim yaparız, bunları sıralarız. Plan yaptık, İnşallah demeyi unuttuk herhalde. Yolda kaldık, kar var, çıkamıyor araba. Böyle 3-4 saat bir sıkıntı yaşadık. Kamp firmasıyla anlaşmış adamlar çağırdık falan derken baktık çıkamıyoruz. Geri dönüp başka bir yere gitmek zorunda kaldık. Vay be. Böyle bir maceramız oldu. Bir de... Peki yemekleri Ülkehan evde mi lezzetli yapıyor, kampta mı daha lezzetli, doğru söyle. Vallahi doğada daha lezzetli oluyor Ali Bey. İnsan der ki iki tarafta, iki tarafta da daha lezzetli der. Abi niye sıkıştırdın beni? Doğada bir tavaya yumurta kırsanız o bile daha lezzetli. O da doğru, doğru. Evet. Çok çok başka. Tarlada bir de bahçemiz var, bahçede de aynı şeyleri yapıyoruz. Dolayısıyla acıktığınız zaman kuru ekmek, içine peynir, kebaptan daha lezzetli olur. Aynen öyle. Şimdi az sonra sizin VTR'nizi izleyeceğiz. O muhteşem, o lezzetli yemekleri, o kamp hayatını anlattığınız o videoları izleyeceğiz. Ama önce bir hocamı da bir buraya almak istiyorum. Tabii. Geçtiğimiz haftalarda hocam bize konuk olmuştu. Gerçekten tam istediğimiz gibi bir doktor. Ona bugün özel konser de vereceğiz inşallah. Geçen sefer okuyamamıştık. Profesör Doktor Derya Uludüz hocam geliyor. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. Harika bir gün. Teşekkür ederim. 14 Şubat. Evet. Beyin şu anda ne düşünüyor acaba? Of, neler düşünmüyor ki? Akşam acaba eşim, sevgilim benim için neler hazırlamış diye düşünüyor. Ya da akşam eşime hangi yemeği yapsam onu daha çok mutlu etsem diye düşünüyor. Kadınlar öyle düşünüyor. Erkekler ne düşünüyor? Hiçbir şey. Kadınlar daha çok şey düşünmüyor mu biraz daha? Kadınlar böyle, neler düşünmüyor? Hani ne hediye gelecek acaba bana? Neler almış yine? Tabii. Acaba kutlayacak mı? Heh. Beyaz gül mü, kırmızı gül mü? İtiraf et. Erkeğin aklına bile gelmiyor değil mi genelde? Hocam benim vallahi bir ara aklıma geldi. Geldi mi? O geldi. Zaman sende biraz kadın beyni de var. Ben evet, bunu daha önceki programlarda da şey yaptık. Evet, bende biraz kadın beyni var maalesef. Evet. Bugün konuşacağız. Kadın beynini konuşacağız. Erkek beynini konuşacağız. Tamam. Burada muhteşem bir çiftimiz var. Merhaba. Az sonra Altay abi gelecek. Çok güzel şarkılar okuyacak. Önce Altay'a hayranım zaten. Aynen, hepimiz. Sesi de kendi de hepimiz, harika bir insan. Hepimiz inşallah güzel şarkılar söyleyeceğiz birlikte. Önce bir onların VTR'sini izleyelim mi? 15 yıllık evli çift Ülkehan ve Fatih Kemi çiftinin bu kamp macerasını anlatan bir VTR'miz var. Buyurun izleyelim, ondan sonra buradayız efendim. ...15 yıl önce dünya evine girdiler. 3 evlat yetiştirdiler. Merhabalar, Kasım'la birlikte okuma yapıyoruz. Kasım'ın okumasının ilerlemesi için çok okuması lazım değil mi Kasım? Kayıp aldı. Al, al. Al. 27 saniye, aferin. Çadırda kalıyor, anne yemekleri pişiriyor... ...doğal yaşamın sırlarını paylaşıyorlar. Ne yapıyoruz? Mabuç, deterjanını evde unutmuşuz... Ülkehan ve Fatih Gemi çiftinin kamp yaşamını kayda aldığı eğlenceli paylaşımları büyük ilgi görüyor. Benim annem bunu parmaklarıyla yapardı Ülkü. Sen çatalla mı yapıyorsun? Vallahi annen çatal düşünememiş. Anneme laf mı söyledin? Yok, sevgili kaynanam, ellerinden öpüyorum. Kimya mühendisi Fatih Gemi ile bankacı Ülkehan Gemi 15 yıl önce dünya evine girdi. Mutlu evliliklerinden 13 yıl önce Zeynep,
10 yıl önce Fatma Zehra, 7 yıl önce ise Ömer Kasım dünyaya geldi. Merhabalar, Kasım'la birlikte okuma yapıyoruz. Kasım'ın okumasının ilerlemesi için çok okuması lazım değil mi Kasım? Kayıp aldı. Al, al. Al. 27 saniye, aferin. Onların 3 evladı dünyaya geldi ama 130'dan fazla manevi çocukları oldu. 2007 yılından beri annesi ve babası olmayan çocuklara desteklerini hiç esirgemediler. Fatih Bey, tersanede gemi bakımı ve yapımıyla ilgilenirken Ülkühan Hanım bankadaki işine devam ediyor. Aynı zamanda 3 evlat yetiştiriyorlardı. Mutlu yuvalarında pişen anne yemekleri ise çevrelerinde her zaman ilgi odağı oluyordu. Bugünkü tarifte ne var? Bugünkü tarifimizde çiğ börek var. Gelsin mi tarif? Hadi gelsin. Bir gün kendilerine bir çadır aldılar ve ailece çıktıkları kamp yaşantısı da böylece başlamış oldu. Ne yapıyoruz? Mahmut, Nihacan'ı evde unutmuşuz. Doğal yollarla bulaşık yapıyoruz. Dün bugünkü çayda ne var? Bugünkü çayda bizim köyün dağ çayı dediğimiz böyle yabani ada çayı olarak da geçer bu çaylardan var. Aynı zamanda yemek yazarı olan Ülkühan Hanım, katıldığı bir yöresel yemek yarışmasında birinci oldu. Müdürüm kolay gelsin. Teşekkür ederim. Müdürüm, bugünkü tarifte ne var? Bugünkü tarifimizde canım ciğerim var. Müdürüm gelsin mi tarif? Hadi gelsin. Kampçı aile doğal yaşamlarını İstanbul'a da taşımak istedi ve Pendik'teki bahçelerinde ekip biçmeye başladı. Bu karpuz kabak aşılı değil, fındık aşılı. Fındık kadar. Gemi ailesinin kamp günlerindeki maceraları annelerinin yemek bilgisi ve oyunculuk becerisiyle birleşti. Ailenin kamp günlüklerine çocukları da eşlik etti. Pişirdikleri anne yemekleri ve deneyimlerini paylaştıkları eğlenceli videoları ise büyük beğeni topladı. Benim annem bunu parmaklarıyla yapardı Ülkü. Sen çatalla mı yapıyorsun? Vallahi annen çatal düşünememiş. Anneme laf mı söyledin? Yok, sevgili kaynanam, ellerinden öpüyorum. Hocam görüyorsun, doğada da olsa mutlaka annem şöyle yapıyor, sen çatalla mı yapıyorsun? Annem böyle, annem şöyle. Hemen bile fatmalar var yani, o bitmiyor. Mümkün değil. Mümkün değil. O benden 4 kat zeki, ben ondan 4 kat çalışkanım. Bak bunu kabul ediyor olman mükemmel bir şey yani. Özgüveninin iyi olduğunu gösteriyor. Bir erkek bunu kolay kolay kabul etmez. Ben de şimdi hangi beyim var? Her tür beyin var sende. Evet. Birazdan bakacağız. Birazdan. Az sonra Altay abi de gelecek. 3 erkek beyni, 3 kadın beynine karşı bakalım. Bakalım kim kazanacak? 3 kadın değil ya, 2 kadın. Sonuç belli ama. 2 kadın yeteriz. Yine bakalım. 1 kadın beyni eşittir 3 erkek beyni. Aynen. Peki. Dermişiz. Birazdan o kamp yaşamının inceliklerini de göreceğiz. Orada çadırımız var hocam. Bir kamp yaşamında gerekli olan bütün alet, hırdavat hepsi orada. Zor mu? Bir kadın için mi daha zor kamp yaşamı, erkek için mi? Aslında şöyle, ikisi beraber olduğu zaman birbirini kolaylaştırıyor. Değil mi? Yani bayanın yapabileceği şeyler var bir kadının, bir erkeğin daha iyi yapabileceği şeyler var. Hani güç olarak, fiziksel güç olarak benim bazı şeylere gücüm yetmez. Mesela bir odun kırma işi eşimdedir. Hani videolarda insanlar izliyorlar. Ya işte kamerayı eline alıyorsun, kadın orada sırtına odunları yüklemiş götürüyor falan. Utanmıyor. Ama işin aslında öyle diyorlar. O kadar söylemiyorlar. Sadece omzuna yüklerken ha, alttan yardım ediyorum. Bir metre yürüyor, sonra bırakıyor, sonra ben taşıyorum. Sonra Fatih sadece hadi, videoda bir onu yani, videoda gösterirsen herkes karın taşıyor zanneder. Aynen, ondan sonra dayak yiyoruz. Aynen, abi. Hani işbirliği olunca hani yemeği eşime teslim etmem ben şimdi. Çoluğum var, çocuğum var, ne olacağı belli olmaz. Hani onun da böyle kendince yapabileceği şeyler, ortak yapacağımız şeyler. Mesela bir balık tutmaya asla bensiz gidemez. Beraber gitmemiz neden lazım. Çok seviyorum. Bensiz giderse çok kıskanırım. Kıskanırım mı, kızarım mı? Kıskanırım. Bahçeye bensiz gidemez, balık tutmaya bensiz gidemez.
Ya başka şeyleri yapsın, önemli değil de bu beraber sevdiğimiz aktiviteleri bensiz yapmamasını tercih ederim. Hocam aslında çok güzel bir şey değil mi? Güzel bir uyum yakalamışlar aslında güzel. Baktığında. Ben şimdi Bursa'ya gidelim kamp yapacağız dese bana az önce söyledin ya kıskanırım diye, kıskanır beni. Yani kıskanır. Hayatta yani. Bu uyumlu şeyleri yakalamak da bir evlilikte bence çok güzel. Ama bakış açısıyla alakalı, biliyor musun? Yani aslında hani iyi evlilik kötü evlilik değil. Senin iyi bakışın ya da kötü bakışınla alakalı. Biz eğer karşımızdaki erkeğin beynini tanırsak, siz de bizim beynimizi anlarsanız fizyolojik olarak uyum çok daha kolaylaşıyor. Hocam anlayamıyoruz çok fazla işte, ya. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bu programlarda böyle ısrarla kadın beyni diye size anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Belki bugün anlayacaksın, daha iyi anlayacaksın ve Buse'yi de böylece... İnşallah. Bugün inşallah anlayacağım. Bugün inşallah. Bir güzel bir şarkı, artık zamanı gelmedi. Evet. Madem bugün 14 Şubat, bütün evli çiftlere armağanımız olsun. O muhteşem şarkı benim 99 yılında okuduğum söz müzik Altay Biber bestesi. Ve gerçekten alırken... Çok zorlandı. Tabii. Yaklaşık bir 7-8 ay zorlandığım bir şarkı.